Efendim herkese günaydın. FX TV yayınlarında her cuma olduğu gibi Atilla Yeşil adayla e, birlikteyiz. Kendisine öncelikle günaydın ve hoş geldiniz diyelim Atilla abicim. Günaydın, hoş geldin. Nasıl gitsin? Hoş buldum Artunç. Çok iyiyim. Kurban Bayramına sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde hazırlanıyoruz. Bütün izleyicilerimize de Kurban Bayramının hayırlı geçmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz esasında ekonomi hayattır diyoruz çünkü hayatın her aşamasında bir şekilde dengeyi sağlamak insan hayatındaki mutluluğun önemli kaynaklarından bir tanesi. Bu denge sağlanırken acaba enflasyonun bozmuş olduğu dengeleri dengelerden kim ne kadar nem alanıyor bu sorunun da cevabını bulmak lazım. Çünkü özellikle enflasyonun en temel unsurlarından bir tanesi gelir dağılımı bozukluğu. Gelir dağılımı bozulduğu zaman insanlar aşk ve iş peşinde koştukları için başka taleplerde Mesela eğitim gibi, daha iyi bir şartlarda yaşamak gibi. Böyle olunca da toplumdaki eğitimsiz ya da cahil kesim e, ve onun vermiş olduğu tepkiler... E, ...ekonominin gidişatı dışında e, toplam olarak e, toplum refahının nereye gideceğiyle ilgili ciddi soru işaretleri e, uyandırıyor. E, bunun dışında tabii dış etkiler var. Bunu söylememin nedeni emtia fiyatlarındaki çok hızlı düşüş. Biz acaba öyle bir dünyadayız ki tüm iyimserlikler ve kötümserlikler böyle çok hızlı... Hızlı mı yaşanacak? Önümüzdeki günlerde enflasyonu düşürecek bir neden olabilir mi emtia fiyatlarındaki gerilenme Türkiye için? Valla ilk iki söylediğine çok kısaca değineyim. Birincisi gelir dağılımındaki bozulma hemen hemen her endikatörde kendini gösteriyor. Bir yanda temel tüketim e, sepetine bile ulaşamayan milyonlarca insan var. Bunu hem verilerde görüyoruz hem televizyonlarda her akşam görüyoruz. Öteki tarafta ise ODD başkanının itirafına göre bu fiyatlara rağmen fi arabalarda bekleme listesi var. Konut spekülasyonunu zaten biliyoruz. Zenginler tasarruftan kaçarak bütün birikimlerini e, reel varlıklara çevirmeye çalışıyorlar. Fakirler de hatta kalmaya çalışıyorlar. Bu ortamda tabii asgari ücret zamı ve diğer zamların beklentilerin çok altında kalması da hem bir hayal kırıksızlığı, hayal kırıklığı hem de önümüzdeki birkaç ay içinde tüketime beklediğim katkıdan biraz daha azının geleceğinin ifadesi. Emtia fiyatlarındaki korkunç düşüş. Ee, biliyorsun piyasalar yani hiçbir zaman bir dengeden ötekine doğru hareket etmezler. Muhakkak arada dalgalanmalar olur. Yani hedefin üstüne ve altına gidilir. Bu kez de öyle oldu. Dünya birden derin bir resesyon endişesine kapıldı. Ee, özellikle Fed'in bir önceki toplantısının tutanaklarında e, resesyonun göze alındığı buna rağmen e, enflasyonla mücadelenin devam edeceği anlayışı emtialarda sert bir gerileme getirdi. Ama emtialarda ben talep tarafından çok arz talepini takip ediyorum. Ve arzda da yalnız yani doğal gaz ve petrolde değil kömürden. İşte e, kritik metallere kadar her alanda Rusya ve Ukrayna'nın öncü ihracatçılar arasında olduğunu görüyoruz. Enerjide bir daire eden yatırım eksikliği var. Dolayısıyla dünyada bir talep yavaşlaması olacağı kesin. Bu resesyona dönüşse de ben emtia fiyatlarında kalıcı bir gerileme beklemiyorum. Belki yükselişim biraz e, gazalındı alındı ama birkaç hafta en fazla iki ay içinde ...emtia fiyatları endeksinin bu yüzde 20'yi kapatacağı düşüncesindeyim. Maalesef buradan bize bir dezenflasyonist etki gelmeyecek. E, Türkiye örneğinde ve diğer gelişmekte olan ülkeler örneğinde yepyeni bir risk hasıl oldu. O da dolar endeksi 106'yı kırdı. Dolar endeksinin yüzde 55'i takriben eurodan oluşuyor. Artık euronun e, dolarla pariteye gideceği hatta 0.98'e kadar geleceğe beklentileri konsansüs haline gelmiş durumda. Bu durumda doların biraz daha ilerleme yükselmesini bekliyoruz. E tabii bu ne demektir? Türkiye gibi enerji, gıda veyahut da başka temel ihtiyaç maddelerine ithal eden ülkeler daha yüksek bir fiyat ödeyecekler. Ve enflasyonla mücadele etmeleri de güçleşecek. Açıkçası Türkiye özelinde soruyorsan yani yazın e, enflasyon hızlanmaya devam edecek. Nasıl hızlanmaz? Şunu bir türlü ben e, kimseye izah edemediğimi düşünüyorum. Yazın 40 milyon en az turist ağırlayacağız. Bunlar ortalama bir hafta kalıyorlar. E bu nüfusa neredeyse %4-5 artış anlamına geliyor. Yani bu insanları besleyecek gıdayı nereden bulacaksın? Dışarıdan çilek, karpuz getirecek halin yok ki. İçeride fiyatları yükseltiyor. Bir de artık klasik batıda çok meşhur olan işte e, ücret e, enflasyon spiraline girdik. Yani şu anda önümüzdeki 6 ayda ee, döviz kuru tamamen sabit kalsa dahi enflasyondaki ivmeyi kesmez. Çünkü 3 ay sonra asgari ücrete bir daha zam gelecek. 3 ay sonra devlet yapmasa özel şirketler işçi ve eleman bulabilmek için bir kez daha ücretlere zam yapmak zorunda kalacaklar. En son olarak da şimdi tüfe resmi Siret 18, yurt içi üfenin resmisi de 135 mi 140 mi ne oldu? Ee, böyle bir ortamda talepteki en ufak artış maliyetleri satış fiyatlarından daha fazla yükselmiş olan iş dünyasını zamma sevk edecektir. Bütün bu nedenlerle yaz aylarında Türkiye'nin enflasyon konusunda nefes alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi iki tane noktanın altını çizmek lazım. Bir tanesi enerji fiyatlarındaki düşüş çok fazla olmayacak küresel olarak. Bu da Türkiye'ye çok pozitif bir etki yapmaz diyorsun. Diyelim ki oldu. Diyelim ha. ki enerji fiyatları aşağı geldi ve e, hep biz sürdürülebilir büyümeden ve e, dengeden bahsediyoruz ya. Enflasyonla mücadele edilmeyen bir ortamda enflasyonun dışsal nedenlerden sadece kaynaklanmadığını bildiğimiz için dışsal nedenlerde de sadece çözümü mümkün olamaz derdi diye düşünüyorum. Yanlışım var mı atilla işte de? kesinlikle haklısın. Yani tabii ki ne bileyim işte bu City tahmin etti galiba Brent petrol 65 dolara düşerse bir miktar rahatlama sağlanır. Ama e, bu durumda bile Türk lirasının dövize karşı değer kazanacağını söylemek çok güç. E onun ötesinde senin de söylediğin gibi artık enflasyon daha çok beklentilerden kaynaklanıyor. E, yani toplum çok açıkça senin söylediğini kabullendi. Kimsenin enflasyonla falan mücadele ettiği yok. Daha da önemlisi enflasyonla mücadele edilmemesinin iki temel nedeninden biri ideolojik. İşte faiz karşıtıyız, yapacak bir şey yok. Ama daha önemli seçimler en fazla 10-11 ay kalmış. Bu ekonomi en yüksek büyüme oranında tutulmalı. Aksi halde iktidar seçimi kazanamaz. Dolayısıyla şöyle bir ikileme düşüyorsun. Yani e, ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak da enflasyonla mücadele edemiyorsun. Mesela şu andaki işte bu kredi bacağında alınan tedbirler, Merkez Bankası'nın para ve reskont kredisi özelinde yaptığı bazı yeni uygulamalar aslında kredi hacmini yavaşlatarak enflasyonla mücadeleyi e, ö, öne çıkartıyor. Ama bunlar başarılı olduğu anda hemen tersine çevrileceklerdir. Çünkü Türkiye şu anda ben 2-3 arasında büyüme temposunda seyrettiğini düşünüyorum. E, bu 2'ye doğru yaklaştığı anda hükümet paniğe kapılıp derhal artık ya para politikası musluklarını ya da e, bütçe politikası musluklarını sonuna kadar çek yani, Anketlerde daha iyi bir duruma gelmek için. Dolayısıyla dediğim gibi yani biz 90'lara döndük ve <laughs> 2023 seçimlerinde kim iktidara gelirse gelsin önlerinde çok çetin bir fatura bulacaklar. Evet, evet. Ee, bizim Merkez Bankamızın zaten onun politika faizi önemli. Merkez bir soru sormaya gerek var mı bilmiyorum. Ee, acı bir şeyi yok. Hani büyüme mi, enflasyon mu gibi arasında bir seçim yapmasına gerek yok. Her pahasına, pahasın, ne pahasına olursa olsun büyüme gibi bir hedefi var. Alınan e, önlemlerin amacı büyüme olduğu için e, arada büyümeyi engelleyici, sıkılaştırıcı önlemler alsa da dediğin gibi başka şeyler yapılıyor. Bu da beklentileri olumsuz etkiliyor. E şimdi Beklentileri normalde yaz aylarında etkileyebilecek iki şey vardı hep. Bir tanesi sebze meyve fiyatları düşerdi. Şu anda ben marketlerde ortalama yüzde yüzelik fiyat artışları görüyorum. Ortalama paketlerde meyve sebze kalemi için söylüyorum. Bir diğeri de turizm konusuydu. Turizmde bir artış var evet Covid'e göre ama bu yeterli değil gibi gözükmekte. Yani dolayısıyla benim turizmle ilgili iyimser beklentilerim çok fazla karşılık bulmayacak gibi gözüküyor. Tabii Ukrayna Savaşı'nın da etkisi var. Ne dersin? Yani yaz aylarında enflasyon düşmeyecek diyorsun ama turizm ve e, tarım tarafında bizim beklediğimiz olumsuzluk şey, olumluluğun ortadan kalkması ayrıca bir ivme kazandırabilir mi enflasyona? Ee, kazandırabilir. Açıkçası Türkiye henüz kuraklığı atlatmış değil. Bu unsuru da göz önünde bulundurmak zorundayız. Türkiye'de artık sebzelerin Büyük kısmı ve meyvelerin hemen hemen tamamı ticari olarak yetiştiriliyor. Yani aile çiftliklerinden geniş kapsamlı e, ticari çiftliklere geçtik. Bunlar da tabii maliyetlerini çok yakından kontrol eden firmalar. E, maalesef maliyetlerin temelini teşkil eden, yani yurt dışına enerji fiyatı düşse de bizde doğal gazın fiyatı düşmüyor. Sen yine ısıtmaya soğutmaya aynı parayı veriyorsun. Kimyasal gübre ve ilaçların fiyat düşmedi, işçilik düşmedi. Dolayısıyla buralarda çok büyük bir e, iyimserlik beklemek zor. Hani bizde hep şöyle olurdu, bazı tarım ürünleri çok fazla ekilirdi ve bunlar piyasaya dump edilirdi. 1 liraya 50 kuruşa domates alırdı. Bugünler geride kaldı artık. Bunları kesinlikle görmeyeceğiz. Şimdi turizm, açıkçası ben de sana katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Yani Turizmcileri dinlersen her şey akıl almaz gidiyor. 2019'u da aşacağız işte otellerde doluluk oranı %180'i aştı falan. Yani bunlar her zaman endüstrilerin yaptıkları reklamlardır. Çok ciddiye almıyorum. Elimizde resmi bir veri yok. Ee, ama beni şu çok korkutuyor. Türkiye'de Covid artık tamamen kontrolden çıkmış durumda. Resmi vaka sayısının belki 10 misli vaka olduğunu söylüyor sağlık uzmanları. Ve sonbahar ve kış aylarında Yeni kapatmalar ve kapanmalarla karşı karşıya gelebiliriz. Bunun turizmle ne alakası var diyeceksin. Durum Avrupa'da da böyle. Ve Avrupa hükümetleri dışarıdan virüs ithaline karşı son derece e, hassaslar. Yani Türkiye resmi rakamların düşük tutsa da e, her ülkenin az çok bir istihbaratı var Türkiye hakkında. Ağustos ya da aylarında Almanya ve İngiltere Türkiye'den gelen turiste yeniden karantina uygulamaya başlarsa şaşırmayalım. Çünkü bu konuda hiçbir tedbir almıyoruz. Dolayısıyla ben de turizm sezonunun belki de e, düşünüldüğü kadar e, iyi geçmeyeceği düşüncesine katılıyorum. İkinci bir noktada yani şöyle basit bir felsefe var. Yabancı turist masrafları öder, yerli turistten kar edersin. Ama yine turizm derneklerinin verdiği bilgilere göre... Bu sene artık orta halli yerli turistin bile tatil yapma şansı kalmadı. Yani fiyatlar kimsenin erişemeyeceği boyutlarda. Dolayısıyla yerli turist hacmi de daralacak. Ee, özetle turizm kesinlikle yani sıfırdan beşe gideceğimize dörde gidiyoruz belki. Ben üçüncü çeyreğin Türkiye ekonomisinde bu yılın en iyi çeyreği olacağına dair garanti veririm. Ama beklentiler o kadar yüksek bir noktaya çekildi ki bunların karşılanamaması söz konusu olacak diye düşünüyorum. Ama evet. bu şeyi temel dengeyi değiştirmiyor abi. Yani buradan belki bir cari açık hakkını bir kelime söylemek lazım. Evet. Şimdi Türkiye'nin cari açık sorununu özellikle <laughs> Avrupa'nın resesyona girip ihracatın zorunlu olarak yavaşlayacağı bir ortamda Türkiye'nin cari açık sorununu çözmenin bir tek yolu var bu ekonomiyi öyle bir sert fren attıracaksın ki kimse ithalat yapamayacak. Ne üretim için ne tüketim için. E bunu yapamadığına göre işte turizmden 2-3 kuruş e, beklenen ithalat daralmış, içeriden biraz genişlemiş falan bunlar sonuçları değiştirmiyor. Yani marjlarda konuşuyoruz. Temel dengesizlik olan iç talepteki e, dengeleri, sağlayıcı, dengeleri sağlayıcı noktanın çok üstündeki talep artışının ...dışarıya dışa açık olarak yansıdığı gerçeğini değiştiremiyoruz. Evet. Şimdi ben de bir yandan turizm verilerine bakıyorum. 1 Ocak 26 Haziran döneminde e, işte gelen turist sayılarından bahsediliyor. E, hani Haberler şunu gösteriyor. Evet çok ciddi neredeyse iki katına çıkmış %193 gibi artışlar söz konusu. Ama... E, turist sayısıyla da gördüğümüz bu artışa rağmen turizm gelirleri Covid öncesini yakalayamamış e, durumda. Bunu da normal karşılamak lazım belki ama hani e, tekrar dönüp şuna bakıyoruz. Siz temel problemi çözmek için bir şeyler yapmazsanız her türlü iyi haber e, bile bu kara e, delik içerisinde e, yok olup gidiyor. Yani enflasyon her şeyi e, yutup gidiyor. E, burada yine dışsal gelişmeleri bir e, anlatmanızı rica edeceğim. Yani bir taraftan e, dolar endeksinde çok hızlı bir yükseliş var. Artık paranın ucuz olmadığı bir dönemdeyiz bu belli. Dış ticaret e, dengesi açısından bakıldığında Almanya'daki olumsuzluk bizim için çok daha büyük olumsuzluk. Çünkü en büyük ihracatı yapan ...yaptığımız Avrupa Birliği ülkesi... ...bütün bunları bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo var önümüzde? Çünkü birkaç gündür Amerikan borsalarında da böyle bir... E, ...herhalde fazla satışın ardından teknoloji hisselerinde bir yükseliş var. Genel tabloyu nasıl görüyorsun global ekonomik konjonktür açısından? Valla global ekonomi e, yavaşlayacak. Şimdi bu resesyon mudur, değil midir, nedir? Bu tartışma çok karmaşık ve açıkçası bizim cevap verebileceğimiz bir tartışma değil. Çünkü dünya ekonomisi için resesyon sıfır büyüme değil. O felaket, o ölüm, o kıyamet günü. Dünya ekonomisinin yüzde iki, iki yavaşlaması resesyon sayılır. E, bu 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşecek. 2023'te ne olacak sorusuna cevap ararken yine Covid ve para politikası ve Ukrayna savaşına bakıyorsun. Yani Covid de şu anda e, belki biraz izleyicilerimiz bayram öncesi gereksiz bulacak ama bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni çıkan omikronun B5 alt varyantı başa çıkılması imkansız bir hızla yayılıyor. Ee, ölüm oranları düşük, çok öldürücü değil kabul ediyorum. Ama yine de yani bütün dünya sağlık sistemlerini yoracak ve piyasalar piyasalar açısından çok ciddi psikolojik e, karamsarlığa neden olabilecek. Kapatma ve kapanmaların özellikle Çin gibi şu anda dünyanın en kritik ekonomisinde tekrarlayacağından %100 eminim. Ukrayna savaşı bitecek gibi değil. Her iki tarafta Zelenski de Putin de yıllarca sürecek bir cephe savaşına, Birinci Dünya Savaşı'na Fransa cephesini andıran bir cephe savaşına hazırlanıyorlar. Zaten bitse de Ukrayna bütün Rusya'nın yurt dışındaki servet varlığını istiyor. Savaş zararlarının tazmini için. Yaptırımlar gittikçe ağırlaşıyor. İşte bunun en güzel örneği şu anda G7 ya da batılı ülkeler e, Rus petrolüne tavan fiyat koyma ve bu maliyetle tavan fiyat arasındaki farkı da devlet adına tahsil edip Ukrayna'nın hesabına yatırmayı planlıyorlar. Bu şartlar altında ben batıya petrol satmıyorum derse Rusya 5 milyon varil petrol çekilecek piyasadan. Ve o zaman da bir patlama yaşayacağız. Ee, özetle söylemek gerekirse bir de tabii en sonunda şunu ekleyeyim yani hala yatırımcıların çoğu ikna olamadı. Hala ben bakıyorum vadeli işlem fiyatlamalarına 2023 yılı ortalarında Fed'in faiz indirmesini bekliyorlar. Yani bu akılsızlıktır. Bu hakikaten hiçbir temel gerekçesi olmayan bir hayal dünyasında yaşamaktır. Adam açık açık söylüyor sana. Bugün işte Master konuştu Cleveland'dan dün Amerika'da enflasyon en az iki yıl 2 yıl %2'ye inmeyecek diyor. Bunun cevabı bunun anlamı çok basit. Ben en az daha 2 yıl ya sürekli faiz arttıracağım ya da faiz arttırımı bitirdikten sonra da faizleri çok yüksek bir seviyede tutacağım. E, resesyondan korkmuyorum diyor adam. Benim şu anda bana verilen çifte görevin anayasa tarafından önemli ayağı enflasyon. Ben bununla şimdi mücadele etmezsem ebediyen kredibilite kaybedeceğim diyor. Bu o zaman yalnız Amerika'nın sorunu olmaktan çıkıyor. Her ne kadar biz artık bu kuralı uygulamasak da bütün dolar blokundaki ülkeler dünyanın her yerinde FED faiz arttığında faiz arttırmak zorunda kardeşim. Bu kadar basit. Yoksa akıl almaz sıcak para kaçışı yaşarlar. Ee, ve dış borçlanmada şirketleri büyük zorluklar çeker. Bütün bunları göz önüne aldığında bir, dünya ekonomisi muhakkak bir resesyona girecek. İki, muhtemelen bu resesyonun aslında 2-3 yıl sürebilecek bir stagflasyonun başlangıç aşaması olduğunu göreceğiz. Üçüncüsü de piyasalar hala aşırı bir iyimserlik halinde yine işte son iki gündür okuyorum yani bu bir konsensus değil Yani benim okuduklarım ortalamayı e, temsil etmeyebilir ama S&P 500'e bakalım bütün endeksler ona göre fiyatlanıyor çünkü %10-15 daha bir düşüş var ben o düşüşü görürsem e, o zaman derim ki tamam yani şu anda şartlar kötü ama şu anda alıp beklemekte bir zarar yok çünkü bundan daha kötü yani sonuçta da hani kıyamete gitmiyoruz bir gün işler düzelecek %15 aşağısından e, almaya başlarım. O noktaya daha gelmedik. Ve yazın şu, şu manzarayı çok sık göreceğiz. E, Temmuz başında gördüğümüz gibi çok sert panik atakları adeta dünyaya uzaylılar saldıracakmış gibi çok sert satışlar arkasından birkaç gün süren bir toparlanma ve sonra yine satış evresi ama sonuçta yaz boyunca bütün riskli varlıkların emtiyalar hariç emtiyaların trendin tam tersine gideceğini düşünüyorum bütün riskli varlıkların ve mülayim bir ayı piyasasında kalacağını zannediyorum. Bu konuda görüşlerimi bir iki aydır değişmedim. Yani yatırımcıların Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın niyetlerine vakıf olması Ukrayna Savaşı'nın kesinlikle bitmeyecek, çok uzun sürecek bir ihtilafa dönüştüğünü anlamaları sonbahardan erken olmaz. Ancak ondan sonra piyasanın genel halini göreceğiz. Orada da karşına iki mesele çıkıyor. Ya bu iş bir mali krize dönecek. Ona çok az ihtimal veriyorum ama Gelişmekte olan ülkelerde bu mümkün. Ya da e, dipte bir süre salındıktan sonra yavaş yavaş artık işte uzun vadeli düşünen emekli fonları vesaire gibi fonlar ucuz fiyatlardan alım yapmaya başlayacaklar. Tabii burada bunun tonunu ve gidişatını belirleyecek olan da büyük merkez bankaları başta FED olmak üzere nasıl bir para politikası uygulayacakları. Çünkü dediğin gibi 75 basmanlık bir faiz artışı daha mesela gelirse... Bu senin söylediğin gibi o birkaç günlük iyileşikleri bile belirgit göstermeden daha sert satışları beraberinde getirebilir. Fed'in bu noktadaki duruşu çok önemli olacak. Ee, peki hani şimdi bakıldığında e, Türkiye e, tüm merkez bankalarının aksine bir şeyler yapıyor. Nedenlerinin içinlerini zaten konuştuk ve bu olumluluklardan daha fazla etkilenecek gibi gözükmekte. Ama öte yandan bakıldığında dünya ciddi bir durgunluk ve hakikaten negatif reel faizle de karşı karşıya hali hazırda bu faiz artırımlarına rağmen. O yüzden hani trendlerimiz benzer. Reel varlıklara olan talep devam edecek gibi gözükmekte ve fakat pek çok yerde sistem doğ normal işlediği için örneğin işte konut fiyatlarında balonun yavaş yavaş sönmeye başladığı e, söyleniyor. E, Türkiye'ye döndüğümüzde reel varlık dediğimiz zaman evet yani parası olan parasını korumak için e, yarınki harcamasını bugünden yapıyor ya da almayacağı şeyi sadece parasını korumak için alıyor. Araba almak gibi. Şimdi arabaya ulaşamayanlar var. Eve ulaşamayanlar var. Evet bizim onlarla ilgili anlatacağımız bir şey yok. Hakikaten o topluluk çok büyük bir topluluk. <laughs> o topluluğun bizim için yapabileceği bir şeyler var. Hepimiz için yapabileceği. Onu onlara bırakıyoruz. Şimdi parası olanlar için bakıldığında yani üç kuruşunu, beş kuruşunu okulunu çocuğunun okulunu karşılayacak. İşte yarına bir gün Emekliliğinde ne bileyim başına sokacak bir ev bulacak, e, e, sağlık harcamaları için e, kenara koyduğu parayı e, devam ettirecek insanlar için bakıldığında hakikaten bir e, üretim yapamayacaklarına göre bunlar, e, paralarını da gidip faize koyduklarında enflasyona yenileceklerine göre ciddi bir soru işaretiyle karşı karşıyayız. Nasıl e, cevaplayacağız bu soruya Tileç'le de? Valla tabii şartlar değiştikçe yeni yeni yatırım fırsatları ortaya çıkıyor. Bunlar e, çok yüksek reel getiri sunmayabilir ama en azından kayıpları azaltır. Dün ben bunu bir finans kanalında dinliyorum. Söyleyen de bir bankacı. Ciddi paranız varsa dolara beş 6 faiz veriyorlar. <laughs> i̇yi para, iyi para. Yani dolarınızı bir yıl bağlayabilirsiniz. Eurobondlar zaten her zamanki gibi son derece karlı oldu. Kesinlikle Bitcoin ve Ethereum dışında... Kripto paralardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. İki gün önce bir Voyager zannediyorum, bir e, borsa borsa değil mi? şey yani e, exchange evet. e, iflas etti ya da işte e, faaliyetlerini durdurdu. Orada silkelenme devam edecek. Eğer 1.700 dolar ons veya altını görürse, a, aşağısını görürse, altında alıcı olurum. Çünkü altın hakkında fikirlerimi çok önceden söyledim. Borsa'da dediğim gibi şu anda görüş vermeyi reddediyorum. Açıkçası burada her zaman bu kurala riayet edemesek de bir şey söylediğimizde arkasında bir takım veriler veya hesaplamalar olmasını isteriz. Ben şu anda bu her gün değişen kurallarla borsada bankalar başta, hiçbir şirketin karının, FK'sının, FDD'sinin veyahut da VAFÖK'ün hesaplanabileceği kanaatinde değilim. Bir de tabii çok başka bir mesele var. Teorik olarak ta Mesut Yılmaz zamanında zannederim yasalaşan bir taslağa göre aslında bizim enflasyon muhasebesine geçmemiz lazım. O zaman kimin denize mayosuz girdiği belli olur. Maalesef <laughs> Türkiye'de okuduğum araştırmalarda bunu yapmıyorlar. Aslında yapmak kolay zamanında biz yapıyorduk. Şöyle bir enflasyona göre ayarlanmış, sermaye yeterlikleri, e, sermaye kar oranı, hisse başı kar oranı çıksın ortaya da ben ondan sonra konuşayım. Karamsar değilim borsa hakkında ama önümüzdeki 3 ay içinde e, ben şahsen alım yapmanın fevkalade riskli olduğunu düşünüyorum. Elimdeki pozisyonlara da e, stop loss koyarım. %10'un aşağısında e, borsadan çıkmayı planlarım. Ee, uzun vadeyi düşünenler yani işte 2023'te seçim olacak sonra e, muhalefet iktidara gelip az çok dört başı mamuru bir ekonomi programı uygulayacak diye düşünenler e, tabii ki borsada alım yapabilir ama öyle yatırımcı bulursam tanışıp bir oturup sohbet etmek isterim açıkçası. <laughs> Peki abi. Ee, teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Bu son söylediğinin belki altını çizmek lazım. Hani böyle... Şarkı var ya bir tane Nazan Öncel'in galiba. Bana yalanlar söyle bakarsın iyi gelir. Uh, uh. Yani 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 yabancılar da şey diyorlar. Ne bileyim? Ignorance is bliss diyorlar. Hani cehalet mutluluktur diye. Fazla kurcalamamak lazım. Fazla şey etmemek lazım. Hayatımız kısa sonuçta. Hani öyle sonsuz bir uykuda değiliz. Arada gördüğümüz rüyalar kadar e, mutluyuz diyelim. O yüzden tatlar Türkiye. <laughs> tatlı rüyalar ve iyi bayramlar. Türkiye. Çünkü o enflasyon muhasebesine geçtiğiniz zaman ak göz, kara göz belli olacak. Bu bir hacivat ya da kara göz oyunu değil. Bu bir gölge oyunu değil. Hayatın ta kendisi dedikten sonra Atilla Yetişirada'ya teşekkür ediyor. Ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Aa, evet, son derece güzel bir şey söyledin. Yani önümüzdeki bir iki rahat geçireceğiz. Yani yeterli olmasa da hükümet bir miktar daha para koyacak. Keyfini çıkartalım ondan sonrası çok zor olabilir veya çok kolay olabilir ama biz en azından bir nefes alıp birkaç gün hayatın kısa olduğunu hatırlamaya çalışalım diyorum ben de. Sileyeş'e de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim.